Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Manager TR kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir konuda, farklı bir listeyle gelmek istiyorum. Yani şu anki listemiz Wonder Kids ve Wonder Kids yakın, daha doğrusu iyi, potansiyelli oyuncu transferleriyle ilgileneceğiz. Aslında şöyle, birçok Wonder Kids ile ilgili arkadaşlar yayınlamalar var. İşte görüyoruz internet sitelerinde falan. Birçok oyuncu paylaşılıyor. Ama bu oyuncular aslında birçoğu da transfer edilemiyor. Ben size uygun fiyatlı bir defans mevkisi için şu an başlayacağız. Kabul edilebilir ve transfer edilebilecek nitelikteki defans oyuncularını yapacağız arkadaşlar. Üstelik de şu an gördüğünüz ekranda Roma takımı var. Ama ben Roma takımının yerine yeni bir menajer ekliyorum. İşte bu ismimiz Futbol Menajer TR olsun. Profilimiz aynı ve ben Gaziantep takımını seçiyorum. Bu arada Gaziantep takımıyla da daha önce oynamıştım. Güzel başarılarımız vardır. Gaziantep takımını severiz. Medya profili olarak şu an hemen başlangıcı yapıyorum hızlı bir şekilde sizlere bu arada. Evet. Şimdi başladık. Mevcut vizyonu belirttik. Evet, katılmayı reddettik. Uğraşmak istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar, siz ilk ekrana geldiğiniz zaman transfer ekranı, işte gözlemcilikten oyuncular diyoruz ve ben takip listeme geliyorum. Takip listesinde benim kendim oluşturduğumu size şu anki durumu anlatacağım. Uygun kalitede defans oyuncuları. Yani size ben bugün 7.75 maksimum değerde, ki bu oyuncular bedelsiz olan oyunculardan 7.75 milyon euroluk oyuncuya kadar bir liste hazırladım. Bu oyuncuların hepsi de transfer edilebilecek nitelikte. Yanlış anlamayın. Yani girdiğiniz zaman size afaki fiyatlar vermeyecek olan oyuncuları belirledim aslında ben. Ve ben bu oyuncularla ilgili şu an hem datalarını yapacağız hem de transfer kısmını size anlatacağım. Yani bir nevi hem oyuncuları transfer etmeye çalışacağız, transfer edeceğiz. Hatta bunlar kabul edilecek. Ve bir taraftan da oyuncuları anlatacağız. Mesela ben bedelsiz olarak Tommy Hoban diye bir adam belirledim. Hoban 25 yaşında. Bu bir Wonder Kid değil. Wonder Kid'leri biliyorsunuz ağırlıklı olarak bizim tercihimiz 17 ile 21-22 yaş maksimum. Ama Hoban bedelsiz olduğu için hemen imza attırıp Hoban'ı transfer edebilirsiniz. Bedava bir oyuncu. Mesela buradan geldik. Çok şey istemiş ya gerçekten. Vaatleri öner dedim. İstediği para da çok yüksek bir para değil. Normalde siz bunu karşılayabilirsiniz. 800 bin civarıydı. Ben mesela şu an bütçeyi ayarla derim. Bütçe ayarlamasından Hoban'ı, pardon, maaş bütçesini niye yükseltmedi? Normalde yükseltmesi lazım ama bizim takımımız bunu istemedi. Evet, Gaziantep'in ölçeğinde bile istemiyorlar. Yani yükseltmeleri gerekiyor normalde. Sizin burada maaş bütçeniz 800 bin civarı. Bu adam çok düşük bir bedel. Transfer edebilir normalde. Hoban'ın özelliklerine geliyoruz arkadaşlar. Markaj, top kapma, kafa vuruşu. Yani bedelsiz bir adam olduğu için 25 yaşında bizim transfer için ben size serbest nitelikte 25 yaşında bir oyuncu öneriyorum ki Watford gibi bir takımda oynamış Premier Lig'de. Yani Premier Lig'de, işte ikinci ligde forma giyen bir oyuncu bu. Hoban. Tommy Hoban. Tommy Hoban 5 yıl sonra arkadaşlar. Şimdi ben burada Aberdeen'daydı. Bu bedelsizdi yani. Bedelsiz olarak Cincinnati'de ABD'ye geri dönmüş. Burada 21 maç, 31 maç. Hemen hemen her sezon 20 maç üstünde oynamış. Ve gördüğümüz kadarıyla asist mevkisi de var. Ortalama puan değil. Tabi MLS'de oynamış arkadaşlar. Şu ana kadar hani benim burada baktığım Cincinnati'de, tabii ki bu kıyas kabul etmez Avrupa ligleriyle, ama ABD'ye geri dönmesinden dolayı, ki buradaki markaj verileri top kapmasını göremiyoruz, 31 yaşında 1.2 milyon euro bedele kavuşmuş arkadaşlar. Yine ortanın bir tık altındaki liglerde Hoban'ı kullanabilirsiniz. Birinci oyuncumuz Lorenzo Pirola. Inter'in 20 yaş altında. Bunu niye aldım? Bu arkadaşımız da, yani bu defans oyuncusunda markaj, top kapma, yine kafa vuruş niteliği var. 17 yaşında, çok genç. Kararlılık, pozisyon alması yüksek. Ön sezileri
daha çok erken bu mental anlamdaki veriler için. Fakat hızlı bir oyuncu. 17 yaşındaki bir oyuncuya göre hız hızlanması var. Zaten geleceği parlak stoper olarak gözüküyor ve üstelik sol ayak. Bu adamda direkt imza attırabiliyorsunuz. İkinci oyuncumuz da Pirola'ydı arkadaşlar. Lorenzo Pirola benim diğer bonservisli oyuncumuza baktığımız zaman yine Napoli takımındaydı. Napoli'de kalmış arkadaşlar ve her sezon üzerine koyarak 28 maç, 34 maç ortalama puanları düşük. Ama Serie A'da bir sezon Parma'da forma giymiş. Parma'da yine Serie A'da forma giyiyor. 2 golü var, 1 asisti, bir kez maçın adamı oluyor. 2,5 milyon euroluk bedelini arkadaşlar 20,5 milyon euroya çıkarmış. Gördüğümüz kadarıyla değeri arttırıyor. Yani 5 yıl süresince Pirola'nın da yaşı 23 oluyor. Ki yaşı çok gençti, 18 yaşındaydı. 20,5 milyon euroya kadar çıkarmış. Çünkü sürekli maç formunda ve muhtemelen ben şimdi mental verilerini göremiyorum oyuncunun. Çünkü kapalıydı ve ben burada şu an işsiz olarak başladım. Başka bir kariyer üzerinden baktım 2025 yılında. Pirola'nın şu anki değerlerinde artış gözlenmiş ve sürekli Napoli'de az kadroda forma giymiş. Paolo Gozzi. Bu da Juventus'un. Juventus'u biliyorsunuz zebre diye gösteriyorlar. Bu arada arka plandaki temamız arkadaşlar OPS tema. Bunu videonun alt başlığında link olarak yine bırakacağım. Birçok arkadaşımız soru soruyor bununla ilgili. Ben yine bununla ilgili nitelikleri koyacağım. Aynı zamanda bu hazırlamış olduğum defans short listini de Steam üzerinden yine yayınlayacağım. Steam linkini alttaki açıklama kısmında bulabileceksiniz. Gozzi'nin özelliklerine baktığım zaman markaj, top kapma, kafa vuruş niteliği çok güzel. 18 yaşında ve burada yine hızlı bir oyuncu. Kararlılık seviyesi çok güzel. Özellikle ben genç oyuncularda kararlılık seviyesine, çalışkanlık takım oyununa bakarım. Çalışkanlık tabii ki tam daha gelişmemiş. Takım oyunu deseniz 18 yaşında olmasına rağmen 12 ciddi anlamda gelişebilir potansiyeli var demek ki oyuncunun. Burada bu oyuncunun diğer güzel özelliği, buna da direkt imza attırabiliyorsunuz. Evet, Juventus'un 23 yaş altındaydı Paolo Gozzi. Size bonserviste önerdiğim diğer oyuncu. Şimdi Juventus'un U23'ünde 125 maçta 4 golü var. Şurada da gördüğünüz gibi. Yani Juventus'un Serie C dediğimiz zebre, yani Juventus 23 yaş altında aslında iyi performans vermiş. Sonra Juventus takımına gelmiş. Bir maçta forma giyiyor. 7-20 ile oynuyor ama o sezonda bir sezon sonra Sydney Avustralya kulübüne geri dönüyor. Paolo Gozzi orada aslında iyi bir performans ortaya koyuyor. 7-29, 7-37 ve şu an bakıyorum bir sakatlık mı geçirdi? Evet. Şurada baktığım zaman 2022 yılında, 2021 yılında diz çapraz bağlarında antrenmanlarda sakatlıkları vardı Gozzi'nin. O yüzden değeri düşmüş. Aslında her sezon iyi forma giyerken şurada şu sezonlarda problem yaşamış bir sezon. Daha sonra Avustralya Ligi'nde forma giymeye başlıyor oyuncu. Değeri de düşüyor. 725 bin euro. Fakat 24 yaşında Gozzi. Şimdi ben size Gozzi'yi, Pirola'yı, Hoban'ı bedelsiz olarak verdim. Aynı zamanda Armini diye bir oyuncumuz var. Bu da Lazio'da 20 yaş altında. Bu oyuncunun da kararlılık seviyesi çok güzel. Markaj niteliği çok iyi değil. 18 yaşında, boy ve fizik olarak iyi durumda. 1.85-81 kilo ağırlık. Ve top kapma yeteneği güzel. Yaşına göre yine fiziksel anlamdaki verileri gelişebilecek nitelikte. Ve kişilik olarak da kararlı. Özellikle sizin altyapıdaki oyuncularınızın kararlılık seviyesine çok dikkat edin. Ve çalışkanlık seviyesi iyi, takım oyunda iyi. Yani ben bunlara bakarım. Üçüncü durum, pozisyon anlamında sağ bekte oynayabiliyor, sol bekte oynayabiliyor. Yani bu oyuncu ve bedelsiz alabiliyorsunuz Armini. Nikola Armini, bu da bonservisli oyuncumuzdu size önerdiğim. Armini'nin değeri 50 milyon euro olmuş arkadaşlar. 24 yaşına gelmiş. Şimdi burada baktığım zaman, tabii ki dediğim gibi çok veriler açık değil, gözlemcilik yapamadığımız için. Ama oyuncuda şu var, Napoli'de şu an oynuyor. 2025 yılında ben sizi hatırlarsanız Lazio döneminde göstermiştim. 22 maç, 32 maç, 21 maç Lazio'da forma giyiyor. 16.75'e Napoli transfer ediyor. 34 maçta 1 gol, 3 asist. Demek ki Armini iyi gelişiyor arkadaşlar.
50 milyon euro gibi bir bedele kavuşmuş ki İtalya Ligi'nin İtalya milli takımına da forma giymiş. Yine sözleşme. Ben size 4 tane bonservisli oyuncu bıraktım şu an. Şimdi geliyoruz bizim adımıza diğer oyunculara. Şimdi ben özellikle şuna dikkat ederim arkadaşlar. Size tavsiyem oyunu açarken İskandinav ülkelerini ve diğer tabii ki Güney Amerika ülkelerini database'lerini açın. Bunu da göstereceğim aynı zamanda size. Çünkü bazı arkadaşlarımız ben veri tabanı ile ilgili bir bilgilendirme videosu hazırladım ama ulaşamamış olabilir. Buna tekrardan değineceğim. Onu da Wonderkids nasıl bulunur oyuncularla ilgili detayda bunu gösteren kısa bir video çekeceğim. Geldik Jores Okore'ye. Okore'nin markaj, top kapma seviyesi, güçlü bir oyuncu, hızlı ama topla birlikte hızlanma yeteneği tabii ki düşük. Yani çabukluğu yok adamın. Ama baktığım anda agresif cesaretlik çok güzel, kararlılık iyi. 26 yaşında bir oyuncu. Yani biraz tecrübeli nitelikte bir oyuncu. Sağ beki ve sol beki de açık arkadaşın. Sağ ayağı daha kuvvetli, sol ayağı aslında kullanabilir nitelikte. O yüzden sol tarafta da oynayabiliyor. Ve oyuncunun Danimarka Ligi'nde oynuyor. Aston Villa'da forma giymiş Premier Lig'de. Düşünün Premier Lig'de, North Zealand'da biliyorsunuz Danimarka'nın birincilik ekiplerinden biri. Aston Villa'dan sonra Kopenhag'a gidiyor. Sonra AAB'de şu an 675 bin euro ama ben bununla kalmayacağım arkadaşlar. Bir de transfer yapacağız. Biz aslında bu şeyde, verilerde ben sizinle beraber transfer yapmak istiyorum. Birebir oyuncuları kaça ayarlayacağız? Bunları göstereceğim. Bizim farkımız burada. Şimdi ben şartları öner dediğim zaman adam 800 bin euro diyor. Peki bunu daha iyi bir, diyelim 800 bin euronuz yok. Ben iptal ettim. Tekrardan geldim. Bunu tekrardan yapabiliyorsunuz. Buraya dedim ki ya benim 500 bin euro'm var. Sonra taksite bölüyorum bunu. Taksitle dedim ki sana 100 bin euro verdim. İşte 50 maç sonra 100 bin euro daha verdim. Gol attıktan sonra da 40 gol. Bir defans oyuncu 40 golü zaten ulaşamaz. Bir de 150 bin euro para verdim. Şunu da 150 bin yapalım. 160 dedi. Birazcık daha şey yapalım. Pazarlık yapalım. Kabul ettirdik. Yine 500 bin euro, 150 bin euro. 12 ay sonra vereceğiz. 50 maç sonra 150 bin euro, 40 golle 150 bin euro. Biz bu adamı 950 bin. Aslında az önce 800 bin euro direkt peşin yerine adama direkt peşinattan 500 bin euro veriyoruz. Taksitle 150 bin euroya. Yani 1 yıl sonra, 12 ay sonra 150 bin euro, 50 maç sonra oynarsa 150 bin euro, 40 golde atarsa 150 bin euro. Bir defans oyuncusu 40 golde atamaz tabii ki. Biz burada aslında beleşe kapatmış oluyoruz bu 150 bin euroyu. Sadece Jores Okore 5 yıl sonra ne olmuş? 32 yaşına gelmiş haliyle, 27 yaşındaydı. Buradaki özellik olarak değil de ben istatistik anlamda bakıyorum. Okore'nin Danimarka Ligi'nden Shanghai Shenhua sözleşmesini o dönem bekleyip Bosman kuralıyla kabul ettirmiş. Shanghai'da 24 maç, 25 maç, 30 maç hep üzerine koyarak gitmiş. 2024 yılında bir tek 16 maçta forma giyiyor. 2025 yılında da yine 16 maçta forma giymiş. İstikrarlı bir performans vermiş. Gol istatistiği de iyi. Asist bile yapmış oyuncunun. Ortalama olarak da düzgün. O Kore'de aslında değişen fazla bir şey olmamış. Değeri de 3.8 milyon euroda kalmış arkadaşlar. Göstermelik veriyoruz. Okore'yi bu şekilde transfer ettik arkadaşlar. Geldik Ignacy Mikuel'e. Ignacy Mikuel bu da 26 yaşında. Beni cezbeden noktaları birinci olarak markaj, teknik ve top kapması, yani tekniği de var adamın. Ve aynı zamanda sol ayak ve sol pozisyonda da oynayabiliyor. Hız hızlanması güzel. Agresiflik seviyesi biraz yüksek. Dediğim gibi top kontrol ve pas kalitesi de var adamın. Bunu gösterebiliyor. Pozisyon alması da çok güzel. Bu adam bir pasör stoper rolünde oynar arkadaşlar. Aynı zamanda bir sol bek pozisyonu gibi de oynayabilir ama sadece dezavantajı orta kabiliyeti yok. Geçmişine bakıyoruz. Arsenal'in altyapısında neredeyse yetişmiş. İspanya'da Cornelia'dan Arsenal transfer ediyor. Arsenal
Tabii ki çok fazla forma şansı veremediği için Leicester'a kiralanmış. Leicester'da o zaman 2. ligde. Daha sonra İspanya macerasına geri dönüyor. Burada beni cezbeden nokta Malaga'da ve Hetafe gibi bir takımda oynuyor. Hetafe'den şu an kiralık. 3,5 milyon euro adamın bedeli varken 875 bin euroya düşmüş bedeli. Ve o yüzden de Mikel bizim için şu an değerli bir oyuncu. Ve şimdi Mikel'i de transfer etmeye çalışacağız. Mikel'e dedim şartı öner. 875 bin euroya Mikel gibi bir defansı transfer ediyorsunuz. Yalnız Mikel kiralık olduğu için size bu sezon değil, gelecek sezon gelecektir bu. Yine ben Mikel'i bakalım daha iyi fiyata anlaşabilir miyiz diye bir sorgulama yapalım. Aynı taktikle gideceğim. Mikel'e şurada hatta dedim ki ya fazla para harcamayayım. Hemen yani direkt peşin taksit vermeyeyim. Burayı. Bu arada burayı çok düşük yapmayın. Sıfır gibi bir bedel yapmayın. Anında yapar ve bu sefer şartlı öner kısmında kabul etti ya az önce 875 bin euroyu. Direkt red yapar. Bu sefer de oyuncuyla anlaşamazsınız. O yüzden de makul rakamlara getirmeye çalışın ilk bonservis bedelini. Buna dikkat edin arkadaşlar. Buradan bir dakika 12 taksiti 500 yapalım. 50 maç sonra gelsin. Bir dakika. İşte 250 bin değil. Şunu düşürelim. Şunu şöyle ayarlayalım. Çok da düşük yaparsanız kulüp kabul etmeyebilir. Çünkü siz burada kulübü ikna etmeye çalışıyorsunuz. 40 gol sonra da yine tam 875 bin yapmayın. Bu sefer yine reddedebiliyor. O yüzden de bakın reddetti mesela beni. Az önce eğer bunu yapmasaydım bu sefer yeniden sil baştan yapmanız gerekiyor. Mikel için şöyle yapacaksınız. Tekrardan gireceksiniz. Bunu da göstermiş olduk canlı canlı. Mesela şu an şart öner kapandı. Bir gün ilerleteceğiz. Bir gün sonra tekrardan Mikel'i deneyebilirsiniz. Hatta yani isterseniz bölerek yapabilirsiniz. Mikel öyle kabul edecektir kulübü. O yüzden de burada dikkat etmeniz gereken unsur çok düşük bir fiyata düşmeyin. Düşerseniz kaybedersiniz. Mesela ben bu şekilde teklif yap dedim. Muhtemelen kabul edecektir. Ama yine de orada dikkat edilmesi gerekiyor. Ignacy Mikel 5 yıl sonra 32 yaşına gelmiş. Değeri 325 bin euroda kalmış. İstatistiksel açıdan bakıyorum. O zaman tabii ki Girona'daydı. Hetafe'ye geri dönüyor. Hetafe'de 8 maç, 15 maç. Ondan sonraki sezon, işte o sezonda B liginde. Real Valladolid'i 700 bin euroya transfer ediyor. Burada da İspanya liginde yani kötü bir performans. Sonra Fransa ligine, 2. ligine geri dönüyor. Burada da iyi bir performans vermiyor. Bu sezonda Ignacy Mikel 325 bin euroda kalıyor. Mathieu Saunier. Bu da Lorient'de arkadaşlar. 29 yaşında tecrübeli bir defans oyuncusu. Benim için iyi noktası şu. Bir pasör stoper niteliğinde aynı zamanda orta saha niteliğinde de oynayabiliyor. Saunier. Burada oyuncunun tabii ki markaj, top kapma teknik kapasitesi yüksek. 1 milyon euro gibi bedeli var. Fransa liginde oynuyor. Bir baktığımız zaman aşağı yukarı Fransa liginde forma giymiş oyuncumuz. De kaliteli diyebileceğimiz nitelikten daha çok orta seviyede bir takımdaysanız mesela şartta 1 milyon euroyu kabul ediyor Saunier. Yani siz eğer bir defansta pasör stoper niteliğinde teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu arıyorsanız Saunier'i yine kabul edebilirler. Yani alabilirsiniz burada. Yine ben 1 milyon euro değeri dışında daha düşük bir ilk seferde bonservis bedelini daha az nitelikte yapmak istiyorum. Genelde dediğim gibi şunu 1 milyon euroysa adamın değeri çok düşük bir fiyat yapmayın. Şart öner kısmında red yersiniz. Mesela bunu kabul ettirdik. Ne yaptık? 600 bin euroydu. 1 milyon euroluk değerinin dışında 600 bin euro verdik ilk seferde. 12 ay sonra 250 bin, 50 maç sonra 250 bin, 40 gol sonra 250 bin. Yani böyle bir durum
zaten 40 gol de atamaz. Geldik. Bir diğer oyuncumuz Sebastian Valikuevic. Da Cagliari'de oynuyor. Biliyorsunuz İtalya Ligi'nde de zaten çok güzel, çok iyi oyuncular var. Sağlam oyuncular var. Valikuevic'in markaj ve top kapma seviyesi yüksek gibi görünmeyebilir. Ama pas kalitesi var ve fizik kondisyon itibariyle 19 yaşındaki bir oyuncunun özelliklerine göre gayet iyi. Aynı zamanda orta saha niteliğinde de oynayabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Oyuncu İtalya Ligi'nden, Polonya'dan geliyor İtalya Ligi'ne. İtalya Ligi'nden yine Polonya'ya kiralanıyor. Ve 4 milyon euroluk bedeli düşmüş. Aslında yaş itibariyle de düşük. Mental verileri de hiç fena değil. Ben oyuncuyu transfere bastığım anda 6 milyon diyor. Mesela bununla da karşılaşabilirsiniz. Burada ne yapmak gerekiyor? Ben burada şunu yapıyorum. İptal ediyorum ilk önce. Çok afaki verenleri bu listeye dahil etmedim. Çok daha kaliteli, çok daha iyi oyuncular var. Onları buraya kabul etmedim. Çünkü neden? Onları transfer edebilmeniz zor. Adam mesela 1 milyon euro, bir tane örnek göstereceğim. 1 milyon euro 140 milyon euro para istiyor. Bu oyuncuyu zaten ya sözleşmesinin bitmesini bekleyin ya da Bosman kuralıyla oyuncuyu transfer edin yeri geldiğinde. Ben şu anki durumda 2019'daki oyuncu şeyini yapmaya çalışıyoruz. Yine arkadaşlar değeri düşürmüyorum. 1.3 verdim. Adam ne kadar demişti? 6.25. Bunu not alın. 6.25. Biz buna yakın değerde oyuncunun fiyatını bölmeye çalışıyoruz. 1.3 ya. 12 ay sonra 1 milyon verdim. Şuraya bir daha 500 dedim. Pardon. Belli bir gol. 50 gol sonra da 1 milyon dedim. Zaten 50 gole ulaşma şansı yok. Ne kadar? 3.8. Şimdi şunu biraz daha arttıralım. Ya 5'e yakın yapalım. 6 ya. Bir de %5 yapalım şurayı. Bakalım ne diyecek. Ha. Bir kere daha iptal edelim. Biz de oyun oynuyoruz. O da biz de oyun oynuyor. Kabul edecek. Yani biz bunu yapacağız ona. Bir daha gelsin. Bir yapalım. Bir yapalım. 50 yapalım. Bir diyelim. Şunu 1.5 yapalım. Hatta 2 yapalım. Ne olacak ki onun? Bir de %5 şurayı kapatalım. Bakalım ne diyor. Heh. Diyor ki bana diyor bonserviste biraz daha para ver diyor. O zaman şöyle yapalım sana. 1.5 yapalım. Şurayı 1 yapalım. Şurayı da 1.5 yapalım. 6'ya düzleyelim. İşte oldu. Şimdi bu adam az önce 6.250 direkt istiyordu. %40 sözleşme bedelinden istiyordu. Ben bonservisi 1.5 yaptım. 12 ay sonra 1 milyon yaptım. Tam ticaret yapıyoruz şu an. 50 maç sonra 1.5 milyon. 50 gol atarsan da 2 milyon. Bu tamamıyla yani şey gibi gösteriyoruz. Yani 50 golün ulaşma şansı bir defansın yok. Hadi öylesine verilmiş bir teklif. Aslında oyunun bir açığı gibi gösterebilirim size. Sonraki satıştan da %5. Sebastian Valikuevic teklifi sonlandır dedi. Sebastian Valikuevic 3.9 milyon euroya aynı değerlere yakın. Tabi değeri biraz artıyor. Burada 25 yaşına gelmiş. Tenerife'de son olarak forma giyiyor 2025 yılında. Bundan öncesinde biliyorsunuz Cagliari'deydi. Cagliari'de 2 sezon sonra Lech Poznan'a satılmış 250 bin euroya. Fazla forma şansı alamamış. Lech Poznan'da da bakıyorum Polonya Ligi'nde 16 maç, 22 maç ve sonra Tenerife lige çıkıyor ve tekrardan Valikuevic'i 3.2 milyon euroya transfer ediyor. 35 maçta 1 asisti var. Ortalaması 6.50. Çok iyi değil. Ve şu an hala Tenerife'de değeri de 3.9 milyon limanda. Tabii ki Gaziantep bu parayı veremeyecek. Ben sadece orta seviyede bir takım bile bunu transfer edebiliyor. Onu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın hepsi yeşil yandı. Tık tık tık. Geldik. Joao Queiroz. William 2'de oynuyor. 21 yaşında. Markaj, top kapma, pas yeteneği, teknik kapasitesi güzel. Soğukkanlılığı iyi. Kararlılık seviyesi biraz düşük. 21 yaşında olması bir şey ama
Şimdi ben bakıyorum oyun karakteristiğine. Baskı altındayken rakiplerinden sıyrılmaya çalışır. Teknik kapasitesi olduğu için oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi sever. Defanstan top sürerek çıkar. Benim aradığım nitelikte bir oyuncu. Fizik kondisyon 1.90'a 81. Alın size taş gibi pasör, stoper. Ve oyuncu Braga'da yetişme. Braga'nın ne kadar iyi bir potansiyeli olduğunu biliyorsunuz. Köln transfer ediyor. Sporting nasıl olduysa gizli transfer yapıyor ve William 2'ye geliyor bu adam. Ve şu anki değeri 1.4. Bakalım biz ne kadar ayarlayacağız. Bizden sizce ne kadar ister? 8.75. Ben iptal ediyorum. Kabul edemem. Geldim. Bu arada size bu kadar detayı hiç kimse vermez, onu da söyleyeyim. 8 milyon da arkadaşlar. Öyle gördüm ben. Şimdi 8'e göre ben dizayn ediyorum. Bakalım kaça anlaşabileceğiz. Bazı arkadaşlarım çünkü hani abi bazı yöntemler işe yaramıyor falan filan diyordu. Buradaki yöntemlerin %90'ı işe yarayacak. Buna garanti verebilirim. 1.5. Neydi? 8'di değil mi? Yine şunu %5 yapalım. Mesela %5 de yapmayabilirsiniz bazı durumlarda. Ben bazen daha kolaylaştırsın diye yapıyorum. Şunu 2'ye getirelim. O 1.6 ya. 6.5'a kadar getirsem. Ne kadar? Yine 8 istedi bak. 8 istedi. Bayağı bir açgözlü. Kulüp. Bunu kulüp istiyor. Oyuncu istemiyor bu arada. Şuraya 2. Şöyle yapalım. 1.8. Ne yaptı? 1.7, 1.8. 3.5'u direkt ödememiz gerekecek. Şuraya da 2.5 yaptım. Harika. Yine kandırdım. Şimdi 50 maç sonra 2 milyon. Bu da demek oluyor ki zaten bir sezonda 50 tane 50 maç forma giyemez. 50 gol zaten hiçbir zaman atamaz. %5'te satıştan pay verdik. Pay verdik. Bu da tabii ki hem kulübü biraz şey yapıyor. Ama biz 8 milyon değil ama 3.5 milyona oyuncu taze transferi yaptık. Queiroz. João Queiroz. João Queiroz şu an AZ Alkmaar'da. 27 yaşına geliyor. 1.90 boyuna 9.5 milyon euroya çıkıyor değeri. Biz en sonunu William'dan hatırlıyoruz tabii. William 2'de. William'dan sonra 2 sezon sonra Feyenoord transfer ediyor. Feyenoord da 27 maçta 2 kez maçın adamı 7.06 ile ortalamayla oynayıp hemen AZ 9 milyon euroya transfer ediyor. AZ'de de iyi geçen 3 sezon. Ya bakıyorum 34-37 maç forma giymiş. 2 gol. İşte yaklaşık 8 asisti var. 3 kez maç, 6 kez maçın adamı. Ortalamaları da hep 6.86-9 civarlarında. Ve bu sezonda AZ'de 9 milyona çıkmış. 9.5 milyona çıkmış değeri. João Queiroz'un gibi bir adamı. Evet geldik. Erik Svitchenko. Shevchenko'nun çok benziyor şey olarak. Yine Danimarkalı bir oyuncumuz. Markaj, top kapma seviyesi çok güzel. Kafa vuruşu çok etkili. Zindeliği çok iyi. Mental anlamdaki verileri çok iyi ki 27 yaşında. Ben biraz daha bu sefer tecrübe stoperi göstermek istedim. Bu adamın en sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. Sağ bek ve orta sahanın her formunda forma giymesi. Bakın pozisyona bakın. Sağ bekte oynuyor. Orta sahada oynuyor. Sol bekte oynayabiliyor. Çünkü sol ayağı da kuvvetli adamın. Pas niteliği var. Teknik biraz düşmüş ama ilk kontrol seviyesi güzel. Burada tek dezavantajı kanat olarak söyleyeyim. Orta yapma seviyesinin kötü olması. Mental verileri çok güzel. Hızı iyi ama çabukluk biraz düşük. Burada zaten sıkı markaj yapar. Topa kayarak hamle yapar. Ben sıkı bir defans almak istiyorum derseniz ki Danimarkalı oyuncuları da biliyorsunuz. Midtjylland'da forma giyiyor. Midtjylland diye okunuyor diye hatırlıyorum. Midtjylland'da uzun süre forma giymiş. Celtic'e gidiyor. Celtic'ten sonra tekrardan Midtjylland'a geri dönüyor. Svitchenko. Şimdi biz bu adamı ne kadara alacağız? Şartöner 2.5. Gayet iyi. Aslında ben daha böyle şey yapabilirim ama yine bölmeyi tercih ediyorum. 500 dedim. Svitchenko'ya. Her zaman arkadaşlar paranızı tutarlı kullanın. Oyunda zaten kulüpler böyle olmasını daha çok seviyor. Şuraya da 500 yaptım. Ha bu arada abi 2.5 istiyordu. 2.5 yaparsanız reddeder. Biraz daha üstüne çıkmanız lazım taksitlendirme yaptığınız zaman. Şöyle.
Yani ben 2.900'ü yani 1.4'e arkadaş senin değerin bu. 12 ay sonra sana 500 bin euro veririm. 3 taksitte 50 maç 50 gol. Tak Sviatchenko'yu transfer edebilirsiniz. Erik Sviatchenko biliyorsunuz artık Erik 33 yaşına geldi. Danimarkalı oyuncu haliyle tabii ki ne yaptı? Değeri çok düştü. Şu an bu oyuncunun biz neredeydik? Midland'daydık. Midland'dan sonraki sezonlarda istatistiklerine bakıyoruz. Hep Midland'da kalmış. Gol yani oyuncunun ortalama puanları hep 7'ye yakın. Gayet iyi hatta 7.24, 7.27'si var. Bir tek şu sezon onda da 19 maçta 1 gol 1 asist. Gayet iyi sezonları olmuş. Defans açısından aslında zaten Sviatchenko iyiydi. Tabii ki yaşı itibariyle 5 yıl sonra 33 yaşına gelmesi oyuncunun da bir dezavantajı artık. Fiyatının yükselmemesinin nedenlerinden biri o. Yoksa ortalama puanı da oyuncunun gayet iyiydi. Hatem ABD Elhamet. Adam ABD'li mi? Hayır, İranlı. Kötü bir espri. 28 yaşında Elhamet. Bu adamın da şöyle position dediğimiz pozisyon kısmına baktığınız zaman şaşırmayın. Bir tek kalede oynamıyor adam. Bilerek bu adamı koydum. Bu adam tamam İsrailli bir oyuncu ama inanılmaz bir pozisyon şeyi var, zenginliği var. Hızlanma fiziksel anlamda mükemmel. Gerçekten çok iyi. Hiçbir İsrailli oyuncu ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar pozisyonu da çok nadir oyuncularda var. Markaj, top kapma, pas, teknik, ilk kontrol, dribling seviyesi çok güzel bir oyuncu. 28 yaşında da oyuncunun kariyerinde de işte fark edilmeyen oyunculardan biri arkadaşlar. ABD Elhamet. Ve biz bu oyuncuyu ne kadara bakalım alacağız. Şimdi ilk bir sorgulama yapalım. 3-8 istedi bizden. 1,5'luk oyuncuyu 3-8. Normalde kabul edilebilir bir oran olabilir. Ama ben diyorum ki neden bu kadar parayı hemen vereyim? Direkt vermek yerine biraz daha taksitlendirme yöntemine gidelim. Taksitlendirelim mi? 1,5 kalsın. Şuradan 1. Şuradan maç başına ödeme değil yanlış olmasın. Ona dikkat edin. Maç başına ödemeyi seçmeyin. 3-8'di değil mi? Tamam. Bir de 50 gol koyalım. Bu adam 50 gol atamaz. Her pozisyonda oynuyor ama 50 gol atamaz. 1 milyon verelim. Şartöner diyelim. Tertemiz. Kaça aldık yani oyuncuyu? 1,5 artı 1. Yani 1,5 bonservis 12 ay sonra 1 milyon daha vereceğiz. Belki siz daha da düşüğe anlaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin ticari becerinize de bağlı. Ama çok abartmayın şu değer durumunu. 1,5 ile 1 koyun. Çünkü 870 ve 800 koyarsanız adama şart öner dersiniz. Tak kulüp kabul etmez. Sevmez o kadar şeyi. Hatem ABD Elhamet. Biliyorsunuz bu oyuncu her pozisyonda oynuyordu. 35 yaşına geldi. 34 yaşına geldi oyuncu artık. Celtic'ten sonra bakıyorum yine Celtic'te pozisyonda 31 maçta 1 gol 1 asist 2 kez de maçın adamı 32 maçta forma giymesi 27 maçta forma giymesi daha sonra MLS'e Amerika'ya gidiyor Vancouver'da oynuyor daha sonra yine Vancouver'da devam ediyor ve bu sezon yine Amerika Ligi'nde devam etmiş oyuncunun tabii ki yaş itibariyle 4 sezon Celtic'te forma düzenli olarak giyiyor ki pozisyon itibariyle de her pozisyon oynayabilecek nitelikteydi. Ama şu an Avustralya Ligi'ne de gittiği için 68 bin euroluk bir bedeli var. Elhamed'i de aldık. Hep kabul ettiriyorum arkadaşlar. Ben böyle transfer ve oyuncu analizi yapıyoruz. Şimdi Rapsın Bambu. Bambu'dayız. Bambu bir hem defans hem sağ bek oyuncusu. Atletico Paranaense'de oynuyor. 21 yaşında. 1,8 milyon euro, 1,8 milyon euro bedeli var. Top kapma, markaj kabiliyeti güzel. Kafa vuruşu iyi. Pas niteliği kötü gibi. Hızlanması güzel. Zıplaması çok iyi. Güç anlamda iyi bir oyuncu. Mental verileri açısından baktığım zaman yine oyuncunun pas kabiliyetine yönelik. Yani siz bir pasör stoper sigorta oynatabilirsiniz ya da savunma stoperi oynatabilirsiniz standart stoper dediğimiz pozisyonda.
Ki Paranase'de çok fazla böyle belirgin bir oyuncu niteliği yok. Ama ben tabii ki dediğim gibi 1.8 bir de pay istemiş bizden. Direkt oyuncu. Ben bu payı vermek, %30 pay vermek istemiyorum. Yani ne gerek var Rapsın Bambu için. O yüzden de yine bunu böleceğim. Bu sefer şöyle yapacağım ama. 1 milyon diyeceğim. 1.8'i kabul ediyordun sen. 500 diyeceğim. Şuraya da 500 ekliyorum. Şuraya da 500 ekledim. 50 gol. Bakalım ne diyecek? Kabul etti. Yani 1.8 milyon yerine 1.5'a ayarladım. Aynı zamanda %5 gibi bir, %30 gibi bir bedelde koymadım sonraki satıştan. Buna gerek yok. Rapsın Bambu için yeterli. Geldik Nino'ya. Bu arada Nino'ya geldim. Fluminense'de oynuyor. Oyuncu tamamıyla Brezilya Ligi'nden, Recife'den çıkma bir oyuncu. 2011 yılında 22 yaşında. Yine pasör stoper. Ben pasör stoper oyuncuları çok seviyorum. Fiziksel açıdan oyuncunun verileri ortalamalarda güzel nitelikte. Sağ ayağı kuvvetli, sol ayağı hiçbir şekilde yok. Mental verileri gelişmiş nitelikte, gelişiyor hala hazırda. Kafa vuruşu, pas kabiliyeti muazzam. Aynı zamanda bu oyuncu aslında sağ bek de oynayabilirmiş. Onu da görüyorum. Bir de dribling kapasitesi kötü. Teknik, ilk kontrol güzel. Kafa vuruşları 1.88 boyuna uygun. Harika. Maaş seviyeleri de güzel arkadaşlar. Ve bu oyuncu ne kadar? 2 milyon euro. Bakalım biz ne kadara transfer yapacağız. Geldik 2 milyon euroya. Şartöner dedim. 5 milyon. Evet, ilk kez 5 milyon euroyu gördük. Bakalım. Gerçi 6 milyon euro da görmüştük, yalan olmasın. Nino'ya tekrardan geldim. Şimdi 5 milyon euro kulüp istiyor. Ben yine pazarlık kabiliyetimi kullanıyorum. 1 milyon euro dedim. 1 milyon euro. Şurayı da 50 gol. 1 milyon euro. Da 1.5 diyeyim. Kulübü biraz şey yapayım. Hadi bendensiniz diyeyim böyle. Tak. Bitti. Ne yaptık? Totalde 3 milyon euro. Yine bir transfer başarısıdır bu. Ve oyuncuları bu şekilde transfer edebiliyoruz. Şimdi birinci bölümü bu şekilde kapatıyorum. İkinci bölümde arkadaşlar diğer oyuncularla ilgili anlaşmalara geleceğiz. Çok güzel, çok tatlı oyuncular var. Bu seferki oyuncular biraz daha üst seviye oyuncular da olacak içerisinde. Heyecanla beklediğinizi biliyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. İkinci partta görüşmek dileğiyle.